Kıymetli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzla birlikte 20. köşe taşını gömmeye başlıyoruz dostlarım. Bakalım neler demiş paralel kenarımız. Şöyle bir odaklanmasını da tabii ki unutmayalım. Sonra karanlık gözükür. Evet, hadi bakalım. Diyor ki ABC'de paralel kenar, bir de oranlar vermiş bize. Bakalım. KL'nin DC'yi oranı, MN'nin de DC'yi oranı. Dostlar, şimdi orantının özelliği şuydu. Eğer ki İki oranda da aynı kenarlar varsa, yani aynı harfler varsa, bakın burada da DC var, burada da DC var. Öncelikle bu DC'lerin, yani ortak olan harflerin karşılığındaki sayıları eşitlemek işinizi kolaylaştırıyor. Bakın biri 3, biri 6. O halde bu 3'ü 6 yapalım, yani 2 ile genişletelim biz ilk etapta. Şurayı bir 2 ile çarparsak, genişletirsek daha doğrusu. 2 bölü 6 geldi ve bakın artık DC'lerin karşısı ikisinde de ortak. Şimdi artık yerleştirebilirim. KL'ye 1 diyeceğim, yani 1K diyelim. DC'ye 6K. O zaman şurasının tamamı 6K'ymış, yazalım. Yine DC 6K ise MN de 2K olacakmış. Buraya da 2K yazalım ve yine buraya da AB'miz de DC'ye eşit olduğu için 6K'mızı yazdık. Sonra da diyor ki alan KLMN, yani şu ortada oluşan yamuğun alanının tüm paralel kenarın alanına oranı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi buradan bir yükseklik indirsek biz, H desek bu yüksekliğe. Bu yükseklik hem yamuğun yüksekliği oldu dostlarım, hem de paralel kenarımızın yüksekliği oldu. Bakın paralel kenarın da yüksekliği iki paralel çizgi arasındaki indirilen bütün diklikler eşit olduğu için buradan nereden aşağı indirirseniz indirin hepsi H olmak zorunda. Peki KLMN dediğimiz bir yamuk. Bunun alanını nasıl buluyoruz biz? Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani söylediğimi topluyorum şimdi. Alt tabanla üst taban 3K yaptı. Yükseklikle çarptım 3KH yaptı. Bir de bölü 2. O zaman 3KH bölü 2 bu yamuğun alanı. Bölü diyor. Paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklik. Tabanımız 6K, yüksekliğimiz de H olduğu için 6KH. Bakın KH'lar gitti. 6'yı da ters çevirip 1 bölü 6 diye yazalım. Ne geldi? 3 bölü 12. 3 bölü 12'de sadeleştirirsek 1 bölü 4'ü yapıştırdık. Aynı soru neredeyse arkadaşlarım. Sadece sorulma cümlesi biraz farklı sorulmuş. Sanki değişik bir şey olmuş gibi görmüş. Bakalım ne diyor? AB'yi 3, DC'yi 4 eşit parçaya ayırmış. Bakın bunları hemen ortak payda da birleştirelim. 3 ile 4'ün ortak katı 12'dir. O halde biz AB'ye de DC'ye de 12K'dır diyelim. Şurası da 12K olsun. Ve şimdi burası 3 parçaya ayrıldıysa her biri 4K, 4K ve 4K olacak şekilde yazıldı. Üst taraf 4 parçaya ayrıldıysa her biri 3K, 12'yi 4'e böldüm 3 çıktı. 3K 3K yazdım her bir parçaya. Şimdi bakın yine bir yükseklik indirelim. Bu yükseklik neydi? Az önceki soruda da söyledik. Hem yamuğun hem de paralel kenarımın yüksekliği. Şimdi paralel kenarın alanını 96 vermiş. Paralel kenarın alan formülü neydi? Taban çarpı yükseklik. Yani 12K ile yüksekliğimiz H'ın çarpımı 96 olarak verilmiş dostlarım. 12'ye bölersek burada hemen 8 mi geliyor? 8, 8 kere 2, 16, doğru, 8. K çarpı H'ı 8 buldum dostlar, dursun bir kenarda. Şimdi bize de K, M, R, N, yani yamuğun alanını soruyor. Yamuğun alan formülünü de söyledik. Alt taban 4, üst taban 6. Alt taban artı üst taban, yani 10K bölü 2 çarpı yükseklik. Bakın burada K çarpı H geldi. K çarpı H neydi? 8. O zaman 8 yazalım. 8 çarpı 10 olur 80. 2'ye de bölersem 40 gelir sorumuzun cevabı. Evet, 3 numaralı sorudayız. Hadi okuyalım birlikte. ABC'de paralel kenar. Bakın burada ne var? KL bölü DC, yani birinci sorudakinin çok benzeri bir soru. Burada da MN bölü AB. Şimdi AB ile de DC aynı kenardı değil mi dostlarım? Aynı uzunluk demekti. Yani ben AB değil de bunu DC'ymiş gibi görürsem tıpkı birinci sorunun aynısı olur. Ve bakın buradaki DC'nin karşılığı 4, buradakinin 3.
O zaman önce 3 ile 4'ü bir ortak payda da eşitleyelim. Yani 12 de eşit diyelim. O halde bunu 3 ile genişletelim, 12 olsun. 3 bölü 12. Bunu da 4 ile genişletelim, 8 bölü 12 olsun. Şimdi tutup oranları yazabiliriz. KL'ye 3 yazacakmışız. Hemen 3K dedim. DC'ye 12K yazacakmışız. Şuraya da 12K'sın sen dedik. Tabi burası 12K ise AB'nin de 12K olduğunu biliyoruz. Ve MN'ye de 8K yazacakmışız. Onu da yazdım. Hemen ortak yüksekliklerini de indirelim dostlarım. Şuradan aşağıya bir de H indirelim. Ve artık bildiklerimizi konuşalım. Şimdi bize yamuğun alanını 22 vermiş. Yamuğun alan formülünü söylüyorum. Alt taban artı üst taban, yani 8K artı 3K 11K yapar. Bölü 2 çarpı yükseklik eşitmiş 22'ye. 11 ile 22'yi sadeleştirdim 2. Şu paydadaki 2'yi de buraya çarpım durumunda attım. KH eşittir 4 geldi. Bizden de paralel kenarın alanını istiyor. Paralel kenarın tabanın 12K, yüksekliği H. O halde 12K H eşittir benden istenen şey, soru işareti koydum. KH'ı 4 bulmuştuk. 12 ile çarparsak Edirne çıkar sorumuzun cevabı. Evet, dördüncü sorumuzdayız. Paralel kenarımız var. Şurada bir oran verilmiş arkadaşlarım. Hemen ters orantı olduğu için bunların ortak katı, 5 ile 3'ün ortak katı 15 olduğu için bunlara bir 15K yazalım. Şimdi bu durumda DC direkt 15K'ya eşit. Hemen şuraya 15K olduğunu gösterelim. Tabii ki bu durumda AB'nin de 15K olduğu aşikar. Şimdi 3 tane MN 15K'ya eşit. O zaman 1 tane MN 5K'ya eşittir. Şuraya 5K yazalım. 5 tane KL 15K'ya eşit. 1 tane KL 3K'ya eşittir. Bunu da yazdım. Ve dostlar ne yapıyorum? Az önceki çözdüğümüz 3 sorunun neredeyse aynısı olmuş. Bir de ortak yüksekliklerini çiziyorum yamukla paralel kenarın. Ve yamuğun alanını vermiş bize. Yamuğun alanını nasıl buluyorduk? Alt taban artı üst taban. 5 ile 3'ün toplamı 8K. Bölü 2 çarpı yükseklik 16'ymış. 8'i 2'ye bölersem 4 tane KH 16. Demek ki KH eşittir 4 geldi. Bunu bulduk. Şimdi bizden ne istiyor? Paralel kenarın alanını istiyor. Tabanı 15, yüksekliği H. 15K çarpı H'ı da bizden istiyor. KH 4'tü. 15 ile çarparsam da Adana çıktı sorumuzun cevabı. Hemen çevirdim ve 21 numaralı köşe taşımızın sorularını çözmeye başladım. Evet, burada da görüyorsunuz bir kelebek üçgen var arkadaşlar ortada. Yine şunu söylemiş, bakın 4 ve 5 eşit parçaya bölmüş bunları. Önce şunu bir konuşalım, neydi? Ortak katları diyorduk AB ile DC'ye. 4 ile 5'in ortak katı 20K diyelim. AB'yi 4 parçaya böldüyse her biri 5K olacak. Şuralar 5K, 5K, 5 ve 5K şeklinde yazdım. Üst tarafı 5 eşit parçaya bölmüş. Hemen 20'yi 5'e bölersek 4K olacak. Bunların her biri dedik 4K. 4K'yı da yazdık. Bakın kelebek üçgenimizin benzerliğini de görelim. Burası 8, burası 5. 8 bölü 5 kelebek üçgenin benzerliği. Yani şuradan çizdiğim yükseklik 8H ise buradan indirdiğim yükseklik 5H. Yani dolayısıyla yukarıdan aşağı inen tüm yükseklik toplamda 13H demiş olduk. Şimdi bize paralel kenarın alanını vermiş 520. Hemen söyleyelim, paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklik. Yani şurası 20K, yüksekliğimiz de 13. 13H ile 20K'nın çarpımı 520'ymiş. Dostum bir sıfırı silelim şuradaki 20'nin sıfırıyla. 13'e bölelim. 13'e bölelim 4 kalsın. 2'ye de bölelim. 2'ye de bölelim 2 kalsın. Yani K çarpı H eşittir 2 bulduk arkadaşlarım. H K'yı. Elimizde dursun bu şimdi. K çarpı H 2'ymiş. Ne istiyor bizden? Taralı alanlar toplamı. Dostum üstteki üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunur hemen. Tabanımız 8K. Şurada nereye yazayım? Şuraya yazayım. Tabanımız 8K. Yüksekliğimiz 8H.
bölü 2. Bu üstteki üçgenin alanı. Alttaki üçgenin alanını da buna ekliyorum hemen. Tabanı 5K, yüksekliği 5H. Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyorum. Bakın burası 64 tane KH yaptı. Burası 25 tane KH yaptı. Paydaları da ortak olduğu için ikisini de bölü yazdım. Bölü 2 yaptım. 64 ile de 25'in toplamı 69, 89 KH yapıyor. 89 KH bölü 2. KH'ı ne bulmuştuk biz? 2 bulmuştuk. Burası 2 ise şu alttaki 2'yi götürür, geriye bir tek 89 kalır deriz dostlarım. Evet, ikinci sorumuz yine gayet benzeri gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. ABC'de paralel kenar DK, KL ve LC hepsi birbirine eşitmiş. Şimdi biz AE ile de EB de eşitmiş. He, burası 2, burası 3 parçaya ayrılmış. 3, 2. Ortak katları 6 olduğu için 6K diyorum. O zaman burası 3K. 3K diye bölünür. Burası da 2K. 2K ve 2K diye de burası bölündü dostlarım. Şimdi ne diyor bize? Tüm paralel kenarın alanı 60 olduğuna göre AEM, şuradaki üçgenin alanı nedir diye bir soru soruyor. Önce şunu yapalım mı yine? 2 bölü 3 kelebek üçgenlerin benzerlik oranı. Buradan indirdiğim yükseklik 2H ise buradan indireceğim yükseklik 3H olacak. Yani paralel kenarımın tüm yüksekliği 5H oldu. Peki paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklik. Yani 6K çarpı 5H eşittir 60'mış. 6'ya bölelim. 6'ya bölelim 10. 5'e bölelim. 5'e bölelim 2. Yani K çarpı H eşittir 2. Peki benden ne istiyordu bu kerata? Şu alttaki üçgenin alanını. Tabanı 3K, yüksekliği de 3H arkadaşlarım. O zaman 3K çarpı 3H bölü 2'yi istiyor. Yani 9KH bölü 2'yi istiyor. KH'ı 2 bulmuştuk. O zaman 9 çarpı 2 bölü 2'den 2'ler giderse cevabım Edirne'den geldi. Evet, üçüncü sorumuzu okuyoruz. ABC'de paralel kenar. Bakınız yine burada ne var dostlarım? İki farklı orantı var. Ve orantılarının AB ile DC'yi görüyorum. Yani aynı uzunluktaki kenarlar var. Ne demiştik bir arka sayfada? Yani bir önceki köşe taşında. Karşılığındaki sayıların eşit olması işimizi kolaylaştıracak. 4 ile 3'ü 12'de eşitleriz. O yüzden ben bunu bir 3 ile çarpıyorum. Genişletiyorum daha doğrusu. 3 bölü 12 yapıyorum. Bunu da 4 ile genişletiyorum. 4 bölü 12 yapıyorum. Şimdi yerleştirelim oranlarımızı. MN'ye 3 diyeceğiz. MN'ye 3K. AB'ye 12K diyeceğiz. Tabii ki DC'ye de 12K olacak. Sonra KL'ye de 4K diyeceğiz. Şurası da 4K. Evet. Şimdi paralel kenarın alanı 168 ise taral alanlar toplamı nedir? Yine şu kelebek üçgenden yükseklikleri bir yazalım. Bunun yüksekliği 4H. Bunun yüksekliği 3H. O zaman paralel kenarımın yüksekliği 7H olmak zorunda. Şimdi hemen paralel kenarın alanını yazıyorum. Taban çarpı yükseklikti. Yani 12K ile 7H'ın çarpımı 168'miş. 70, 7 kere 2, 14, 70, 14 daha 84 geliyor burası arkadaşlarım. 84KH eşittir 168 ve 84'e bölersek de KH eşittir 2. KH'ı 2 bulduk. Şimdi ne istiyordu? Taralı alanlar. Yani şu iki tane üçgenin alanları toplamı. Üstteki üçgenin taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4K çarpı 4H bölü 2, yani 16 KH bölü 2'dir. Artı alttaki üçgen taban çarpı yükseklik bölü 2'den 9KH bölü 2'dir. Şimdi KH'ı da 2 bulmuştuk. Şu KH'la şu 2 gider. Şu KH'la şu 2 gider. 16 artı 9'dan 25 gelir. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan çıkmış olur. Geldik buna. Taral alanı vermiş. Bakın bu sefer biraz daha garip. En azından kelebek üçgenimiz şu anda bir anda yok piyasada. Şu oranları bir yerleştirelim. DE, EF ve AF. Şuraya K diyelim. Bu da K, bu da K. O zaman burası 3K. Sonra şuna bakalım. LB'ye
1M diyelim. DK ile AL eşitmiş ve 2 katıymış. 2M, DK da 2M olacak. Şimdi burası 3M ise üst taraf da 3M olması için buraya da M kaldı. Yani bakın şu K ile L'yi birleştirirsem ben burada aynı uzunlukta M, M gibi eşit iki uzunluk böldüğü için şurada da küçük bir paralel kenar çıkartmış oldum. Yani burası 3K ise şurasının da 3K olduğunu söyleyebilirim artık. Ve bakın kelebek yine çıktı karşımıza. 1'e 3 oranında bir kelebek üçgen var. Hemen şuradan yükseklik çizerse 1'e 3 oranında böldüğü için haşa 3H oranında da bu yükseklik bölecek diyebiliriz dostlarım. Peki ABCD taralı alanı vermiş 42 diye, tüm şeklin alanı nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi dostum yine şunu yapabiliriz eğer istersek. Haşa 3H ya burası. Ya da bunu farklı bir yolla mı çözsem, yine böyle haşa 3H mı yapsak? Aslında keşke üstteki 3 sorunun ikisini farklı yolla, ikisini farklı yolla çözseydim. Aklıma bir yöntem daha geldi arkadaşlar da, o yüzden diyorum bu şekilde mi yapsam diye. Bakın şöyle bir yöntem var. Tam şu kelebeğin kesiştiği noktadan şuradan bir paralel doğru çiziyorum dostlarım. Şöyle paralel bir doğru çiziyorum. Ve şurada 1'e 3 oranı olduğu için bu kenarlarda da 1'e 3 oranı olacak. Yani şuraya x dediğimde şurası 3x olacak. Şu 2m'yi sileyim ben. Şimdi burası da toplam 4x oldu ya arkadaşım. Bu da onun yarısı olacak, 2x. Şurası da 2x. Bu şekilde bir dağıttım. Şimdi bakın alan dağılımını yapıyorum arkadaşlarım. Buraya dikkat ediniz lütfen. Şimdi şuradaki taralı üçgene 3A alanı desem. 3A. 3A desek buna. Hani bu üçgen şuradaki kırmızı paralel kenar ya burası. Bu paralel kenarın nesi oluyordu bu üçgen? Her zaman yarısı demiştik. Şöyle ardışık iki köşeden çıkan üçgen karşı iki kenara gidiyorsa bu üçgenin alanı paralel kenarın yarısıdır. Yani burası 3A ise o zaman şu paralel kenarımın alanı 6A. Bakın 3x'lik paralel kenara 6A dedim. X'lik paralel kenarı bulmak için ne yapacağım? 3'e böleceğim, 2A. Şurası 2A oldu. Ve üçlüğün 6A olduğu durumda 2x'lik paralel kenar 2 katına çıkacak dostlarım, 4A. Şimdi taralı alan dediğimiz yer 4A ile 3A'nın toplamı, yani 7A eşittir 42. Demek ki A eşittir 6. Bunu da buldum. Benden ne istiyor? Tüm paralel kenarın alanı 2. 6 daha 8. 4 daha 12 A'yı istiyor. 12 çarpı 6'yı istiyor. 72 geliyor Bursa'dan sorumuzun cevabı. Evet, bu da güzel bir yöntem. Bunu da görmüş oldunuz böylelikle. Şimdi geçirdik 22 numaralı köşe taşımızın ilk sorusu arkadaşlarım. AE'yi 8, BF'yi de 5 vermiş. Yani bakın size neyi vermiş? Verdiği şeyler de önemli arkadaşlar. AE bir kenardır ve bu kenara ait yüksekliği vermiş size. Yani aslında alanı bulun diyor değil mi çaktırmadan? Sen tabi burada önce ne yapacaksın? Şurayı bir üçgen haline geniş getireceksin ki taban çarpı yükseklik bölü 2'den eğer istersen şu üçgenin alanını buluyorsun. 8 çarpı 5 40 bölü 2'den 20 geliyormuş bu üçgenimin alanı. Ve bize de tüm paralel kenarın alanı soruluyor. Az önceki köşe taşında söylediğim özellik. Arkadaşlar ardışık iki köşeden çıkan bu üçgen paralel kenarın yarısıdır. Yani bu üçgen 20 ise paralel kenar 40 olmak zorundadır. Evet, geldik buna. Bakın bize EH'ı vermiş 8. Yani bir yükseklik vermiş. Bir de BF'yi vermiş 7. Yani yükseklikle taban verilmiş. O zaman ben bunu şöyle bir üçgen yaparsam ben bu üçgenin alanını artık biliyorum. 7 çarpı 8 bölü 2, yani 56 bölü 2'den 28'miş bu üçgenin alanı. 28. Şimdi diyor ki BF, şurada da EB AE'nin 4 katıdır diyor. Şuraya 1K yazarsam şurası 4K'ymış. Bakın o zaman şu üçgeni de tamamlayayım. 4K'ya 28 düşmüş 7 katı. 1K'ya 7 katı 7 düşer arkadaşlarım. Şuranın da alanı 7.
Yani 28 ile 7'nin toplamı şu benim ortadaki üçgenimin alanı toplamda 35 yaptı. Bu da paralel kenarın yarısıydı. Demek ki paralel kenar 70'miş. Evet, üçüncü sorumuzdayız dostlarım. ABCD paralel kenar, AK ve BK açıortay. Biliyorum ki iki açıortayın arası 90 derece. Şunu bir yazalım. BF 4. Şurası 4. BF kısmı. AK 9. AK dediğimizde şuranın tamamı. Bakın şu üçgenin aslında şuradaki kırmızı yaptığım üçgenin BF tabanıdır. Ve bu tabana ait yükseklik de AK'dır değil mi? Dışarıdan çizilmiş. İşte yüksekliğimiz de 9'muş dostlarım. O zaman ben bu kırmızı üçgenin alanını taban çarpı yükseklik bölü 2'den 18 buldum. Peki bu kırmızı üçgen 18 ise tüm paralel kenarda 2 katı demiştik. 36'yı yapıştırdık. Ve geldik buna. Paralel kenar ADEF'nin alanı, yani şuradaki taralı alan A ise diyor, şuradaki taralı alana eşitmiş. O zaman bu da A. Şu ortadaki beyaza da B diyelim. Şimdi ne diyor bize? Paralel kenar ve EF eşittir A, EF bölü, EF neresi? Şurası bölü EB. Şurasının oranını da bizden istiyor arkadaşlarım. Şimdi şurayı çizdiğimde şu kısmı. Dostum şurayı çizdiğimizde. Arkadaşlar şuradaki üçgen tüm paralel kenarın yarısıydı biliyorsunuz. Tüm paralel kenarın yarısı. Ben buna ne diyeyim mesela? Şuradaki boşluğa x diyelim. Şimdi bu a ile x'in toplamı şuradaki üçgen. B'yi görmeyin arkadaşlar. B'yi yazmasaydım keşke, sileyim onu. Şimdi bu üçgen paralel kenarın yarısı. Bu üçgen yarısıysa paralel kenarda şu x ile a dediğim yerde diğer yarısı olmak zorunda o zaman değil mi? Demek ki paralel kenarın alanının yarısı x artı a. O zaman bu üçgen de x artı a. Şimdi peki kaldırdım elimi. Şu büyük üçgene bakın. F, A, B'ye. Bakın şu çizgi. Burayı da x artı a. Burayı da x artı a diye bölmüş oldu mu? Yani bu çizgi aslında alanını ikiye böldü üçgenin. Hangi çizgi üçgenin alanını ikiye böler? Kenar ortay dediğimiz çizgi. Yani EF ile EB aslında birbirine eşit olan iki uzunluktur ve sadeleştirirsek bunları bir kalır geriye. Evet, 22 de tamamdır. Hadi 23'e bakalım şimdi. Şöyle 23 numaralı köşe taşımızın birinci sorusu. ABC'de paralel kenar 16 var, 25 var. DEF. Şuradaki x'i soruyor bize. Arkadaşlar bu x'i koyduktan sonra şunu fark ettim ben. Dostum 25 ile x'in toplamı, 25 ile x'in toplamı benim şu üçgenimin alanı. Ve bu üçgende dostlar tüm paralel kenarın yarısıydı değil mi arkadaşlarım? Tüm paralel kenarın yarısı. Peki bir de yamuğun özelliğini hatırlayalım. Bakın yamukta papyon kuralı dediğim şurası, şu 16'yı görmeyin, şu kısım bir yamuk. Yandaki iki üçgenin alanı eşitti köşegenler çizildiğinde. O halde buraya da x diyelim biz. Şimdi ne dedim az önce arkadaşlar? Şu üçgen tüm paralel kenarın yarısı. Lan diyeceksin, paralel kenarın yarısı 25 artı x ise diğer tamamı, o zaman tamamı dediğimiz şey 50 artı 2x olmalı değil mi? 50 artı 2x. Demek ki paralel kenarın tamamı 50 artı 2x olacak. 50 artı 2x. Peki 2x'i burada, şu üçünün toplamı 50 olacak. 25 burada, şu ikisinin toplamı ne olacak bu durumda? 25 olacak. 16 buradaysa şuraya da 9 kaldı. Bakın topladığınızda 50 artı x yaptı tüm paralel kenarın alanı. Şimdi bize x'i soruyordu. Şuradaki kelebeği göreceğiz arkadaşlar. Bakın şu kelebek üçgenden soruyu çözeceğiz biz şimdi. Şurada bir kelebek var. Kalınlaştırıyorum onu sizin için. Şöyle. Evet. 9'a 25 oranı var kelebek üçgenimizde. 9'a 25. Alanlarının oranı 9 bölü 25. Biz şunu biliyoruz. İki üçgenin alanlarının oranının karekökü benzerlik oranıydı.
9 bölü 25'in karekökü ne yapar? 3 bölü 5 yapar. Demek ki bunların benzerlik oranı 3 bölü 5. Yani şurası 3K ise şurası 5K'ymış diyebilirim. Ve bakınız 3K'ya 9 düştüyse 3 katı, 5K'ya da 15 düşecek. Yani x'imiz 15 olacak diyebiliriz arkadaşlar. Evet, biraz uğraştırıcı bir soruydu. İçinde bir sürü bilgi vardı dostlar. Gömdük ama. Bakalım bu ne diyor. Taralı bölgelerin alanları toplamı 54 olduğuna göre D, F, C. Şuradaki X diyelim bu bölgeye. X bölgesinin alanı nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi bakalım neler yapacağız dostlar. Şimdi X, şuraya Y diyelim. Şuraya Z diyelim. Şuraya da M diyelim arkadaşlar. Böyle harflendirdim alan alan. Tabii ki şurası da Y değil mi dostlarım? Az önceki papyon kuralından bahsettiğim kural. Peki şu X ile Y'nin toplamı benim üçgenimin, şu üçgenimin alanı değil mi? Ve bu üçgen tüm paralel kenarın yarısı değil miydi dostlarım? O zaman X artı Y paralel kenarın yarısıdır diyebilirim. Peki şu köşegen çizildiğinde paralel kenarımın alanı iki eşit parçaya bölünüyordu. O zaman Y artı M artı Z yazıyorum onu. Y artı M artı Z de bir yarısıdır paralel kenarın. Demek ki bunların ikisi birbirine eşit arkadaşlar. Bakın şurada gösterelim. X artı Y eşittir Y artı M artı Z'ye. Peki buradan Y'ler giderse X dediğimiz şey meğerse M ile Z'nin toplamına eşitmiş. Peki bize bir bilgi daha vermişti soru. Bakın taralı alanlar dediği X, M ve Z'nin toplamını 54 vermişti. X, M ve Z'nin toplamı 54'tü. Biz az önce M, Z'nin X'e eşit olduğunu bulduk. M ile Z'nin toplamının. Demek ki şuraya da X yazabilirim. X burası, X de burası 2X yaptı 54. O zaman X eşittir 27 çıktı. Yapıştır gelsin. Evet, 3 numaralı sorudayız. Yine verilenlerimiz var. Bir bunları sorunun üstüne yerleştirelim. Şimdi ADK. ADK'yı 15 vermiş. Şuraya 15 yazalım. Başka ABM 18'miş. Buraya 18 yazalım. KEL. Şurası da 5'miş. Oraya da 5 yazalım. LMF mi soruyor? Evet, şurası da X'miş. Hadi şu ortaya da Y yazalım. Dostum bak yine yarısı muhabbeti yapacağım ben. Önce şu üçgeni bir görsenize bakın şunu. Alttan yukarıya E noktasına çıkan şu üçgen. Paralel kenarın yarısı değil mi dostlarım? Kesinlikle yarısı. Yani 18, Y ve 5'in toplamı yazalım onu. 23 artı Y benim paralel kenarımın yarısıdır. Peki şu üçgene bakınız dostlarım. Bakın onu da şurada kalınlaştırıyorum. Bu da soldan çıkmış sağdaki F noktasına gelmiş. Bu da yine paralel kenarın yarısı değil miydi kardeşim? O zaman 15, Y ve X'in toplamı da bir diğer yarısıdır. 15, Y ve X'in toplamı. Ve ikisinden de Y'ler giderse 15 artı X 23'e eşittir. 15 ile neyin toplamı 23? 8'in yapıştır gelsin. Evet, geldik şuna. 16 var, 9 var. ABK nedir diyor. Bakın şu ortadaki beyaz üçgene X diyorum. Şuna da Y diyelim. Y'yi soruyor olsun bize. Dostum 16, X ve 9 şu köşegenin üstünde kalan üçgendir. Ve köşegen paralel kenarın alanını ikiye böldüğü için 16 ile 9'un toplamı yani 25 artı bir de X'imiz var. 25 artı X benim paralel kenarımın yarısı. Aynı şekilde canım öğrencim şuradaki A, E, B'ye konsantre olun. A, E, B üçgenine. Burada da X ile Y'nin toplamı var ki bunlar da bu üçgen de paralel kenarın bir yarısıydı. Ve bakın ikisinden de X'leri sildim. Y 25 çıktı. Cevap Edirne'den geldi. Evet, 23 numara da tamamdır. Kaç dakika oldu? 29 dakika olmuş. Hadi burada bir duralım. Bir sonraki videomuzda devam ederiz arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.